Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle başladı. Cumartesi gününün ilk maçı, C grubunun ilk maçı olan Fransa-Avustralya maçı olacak. Dünya Kupası'nın 3. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Fransa takımı tarihinde bir kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Tecrübeli ekip turnuvaya gelebilmek için 9 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 tanesinde galibiyet alan Fransa 2 maçında berabere kaldı. Güçlü ekip hücum hattında kontra ataklarda golleri bulurken, duran toplarda da çok başarılılar, defansta ise toplu defans dediğimiz takım savunması yapıyorlar. Tecrübeli ekip Dünya Kupası'nda ilk 3 sırada yer alabilir. Avustralya takımı ise Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapan ekip, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ekip orta sahadan paslaşarak kanatları açılıyorlar. Yan toplardan tehlike yaratan ekip, savunmada ise kanat oyuncuları hızlı koşularla defansa yardıma geliyor. C grubunun diğer takımları Peru ve Danimarka. Avustralya'nın gruptan çıkma şansı var. Peki Fransa ve Avustralya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %77 oranla Fransa kazanabilir. %8 oran ile de Avustralya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %15. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.